Aziz Veysel kardeşim bir şeyle inşallah sohbetimi noktalayayım inşallah. Hadi Veysel kardeşim çok seviyorum. Hepsi senin için onu işte muhterem inşallah. Allah'ın sevgilisidir Aziz Veysel kardeşim. Bir gece rüyamda, pek ben rüya görmem de Rabbim nasip etti bir gece rüyamda Hazreti Veysel Karani geldi muhtemelen rüyama. Bana kırgın ama. Bana kırgın. Yüzüne bakmıyor benim. Ben tabii onu görünce rüyamda da olsa aşırı sevindim. O kadar muazzam sevindim. Bana kırgın ama. Yüzüne bakmıyor benim. Yalvardım. Niye bana kırgınsın acaba? Sanki ne suçum var? Özür diliyorum kendime. Ne yaptım ben sana? Bakın şunu bana söyledi. O gece diyen bir ev sohbetinde ondan bahsettim. Hayatından biraz bahsettim. O arada Medine'ye gelip peygamberinde bulamadığını peygamberinde bulamadığını dönüp tekrar Yemen'e gittiğini ama çok basit olarak yani Yemen'den kalktı. Medine'ye böyle geldi. Peygamber evine geldi. Evde bulamadı. Geri de gitti. Baş anlattım. Ona gücenmiş muhtemelenler. Haberi oluyor muhtemelenler. Ruhani bu şey, ruhani böyle şey. Allah hikmetine bakınız. Haberi oluyor onların, gücenmiş buna. Bana şunu söyledi. Evet dedi bana. Evet dedi muhtemelenler. Ben dedi, yandım dedi böyle. Yıllarca yandım dedi. Yemen çöllerinde yandım. Yandım böyle dedi. Resul'ü aşkı dedi böyle. Resul'ü aşkı yandım. Tam artık annem izin verdi. Medine'ye geliyorum. Artık Resul'ü göreceğim. Onun nur cemaline kavuşacağım. O ümitle, o istekle böyle. Koşarak yiyen, çöllerde açtım dedi. Medine'ye geldim ben dedi böyle. Ama annem bana tembih etti dedi böyle. Dedi ki yavrum, üveys. Medine'ye gittiğin zaman Resul'ün evine git. Evinde ise görüş, el yoksa dön gelip annem dedi diyor böyle. Medine'ye geldim diyor, sordum. Hangi Resulullah'ın evi? Şu dediler diyor. Kapıya gittim diyor, artık peygamber kapısındayım böyle diyor. Kapı açılacak, Resulullah'ı göreceğim böyle diyor. İçim yanıyor böyle diyor. Kavuşacağım ona diyor. Bağırdım diyor. Ya Resulallah, ya Resulallah senin kısılır diyor. İçeriden bir hanım sesi. Resulullah evde yok. Camiye gitti. O anda dedi, bak anımızı, o anda dedi böyle, yandım böyle. Volkan gibi yandım böyle. Sonra bana şunu söyledi, yani bir nevi bir artık beddua ne diyeyim böyle bana karşı, güzelini bana şunu söyledi, Allah Teala bana verdi ateşini de, Allah bir zerresini versin de, gör bak nasıl oluyor bakayım. Allah sana bir zerresini versin de, gel bak nasıl oldu bana böyle. Kayboldum. Ben bir uyandım muhteremler. İşte bir aşk böyle. Ateş ama çıldıracağım ama ben. Odama eve sığmıyorum böyle. Dağarı çıkacağım. O hale geldim muhteremler. İşte Hazreti Veysel Karani'ye biri gidiyor muhteremler. Ona aşık olmuş. Onu arıyor. Diyecek kenarında kendisi namaz kılarken buluyor. Gidiyor yani oturuyor bekliyor ama bitirmesini. Namazı bitiriyor. Ya üveys, Allah için bana bir nasihatte bulun diyor. Bana nasihatte bulun. Nasıl yaşayayım? İnsan olayım ben de. Allah'a yöneleyim ben de. Şimdi dönüyor muhtemelen. Bakın şunu soruyor. Sen Allah-u Teala'yı biliyor musun? Bu kadar soruyor böyle. Kişi bir düşünüyor andaki Allah-u Teala bildiği anlıyor anda böyle. Allah biliyor anda. Allah Rabbül Alemin. Mühterem Maliki. Mülk onun. Allah tam o ana, o hale geliyor. Evet, üveys Allah biliyorum diyor. Sana bu yeter diyor. Başka şey bilmesen de diyor, zararı yok diyor bana şimdi. Kişi bir an duruyor ama, tabi Allah bilmiş geçti o anda böyle. Allah huzurunda, Allah şey yanıyor kişi, epey bir har alıyor. Yine kendine geliyor, üveys be. Allah için bana bir nasihat daha bulunur musun diyor. Bir an daha bir nasihat daha bulun bana. Bunu söylüyor. Allah Teala seni görüyor, biliyor mu? Şu anda görüp biliyor diyor.
Başta bilmese de diyor, zararı yok diyor. Gerçekten düşünüyorum, unutmuyorum bu sözü muhterem Hazretleri'ne böyle. Düşünüyorum bazen de. Mesela özellikle şunu hatırlıyorum ben kendim. Mezara girdiğimiz zaman, oraya girmemize tabii %100 muhteremler. Yani billahi bir şans diye bir şey yok tabii böyle şey. Mezara girdiğimiz zaman üzerimize tahta dizilecek, toprak atılacak. En yakınlarımız ne yapacaklar? Tabi adu edip gidecekler. Kimse kalmayacak orada böyle şey. Ne yapacağız şimdi orada? Allah Teala bizi biliyor mu? Biliyor muhtemelen. Görüyor mu? Görüyor mu? Yeter mi? Yeter muhtemelen. Yeter şimdi muhtemelen. Yeter. Gerçekten demek ki Allah Teala bilirsek muhteremler, o Allah'a güveniriz. Ona tevekkül ederiz aziz cemaatimiz. O zaman inşallah böyle bu çağın yabasından da kurtulmuş oluruz. Lillahi Teala Fatiha.